Türkiye'ye ait Aksungur silahlı insansız hava aracı Irak'ın Kerkük kenti yakınlarında düştü. Ankara SİHA'nın düşüşüyle ilgili hemen Irak'la temasa geçti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den de açıklama var. Keçeli, olayın tüm detaylarıyla aydınlatılması noktasında Irak makamlarıyla koordinasyonun sağlandığını belirtti. Silahlı insansız hava aracı Aksungur, Kerkük yakınlarında düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Olayla ilgili hem Irak'tan hem de Türkiye'den açıklamalar geldi. SİHA'nın düşüşüyle ilgili açıklama Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, olayın tüm ayrıntılarıyla aydınlatılması için Irak makamlarıyla koordinasyon sağlanmıştır dedi. Keçeli, sosyal medyadaki açıklamasında Türkiye'nin terörle mücadelede kararlılığı tamdır. Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele alanında giderek kuvvetlenen güçlü ve ortak bir irade bulunmaktadır ifadelerine yer verdi. Bakan Yardımcısı Öncü Keçeli paylaşımında Irak'ta terörle mücadeledeki işbirliğinin sahada somut sonuçlar vermesi ve bu amaçla yetkili makamlar arasındaki eş güdümün artırılması hususunda her iki ülkede kararlı olduğunu vurguladı. Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı açıklamasında düşen SİHA'nın Türkiye'ye ait olduğunun sonradan öğrenildiğini duyurdu. 29 Ağustos saat 09.00'da Irak Hava Savunması Kerkük Harekat Komutanlığı bölgesinde bir insansız hava aracı tespit etti. Takip edilen İHA'nın güzergahı ve hükümet karargahının bulunduğu Kerkük şehir merkezine girdiğini öğrendikten sonra önemli ekonomik merkezler ve hayati hedefler tüm güvenlik birimlerinin yanı sıra uluslararası koalisyon güçleri tarafından da incelemeye alındıktan sonra söz konusu İHA'nın kimliği belirsiz olduğu doğrulandı. Şehir merkezine düştüğü fark edilen İHA'nın Türkiye'ye ait olduğu ortaya çıktı. Komutanlık düşüşün nedeninin belirlenmesi için bir teknik çalışma ekibi oluşturulduğunu kaydetti.